Allah'ım ne olur, ne olur çocuğa bir şey olmasın, ne olur benim yüzümden bir şey olmasın, ne olur. Ne olur. İçerideki hastaya yakınınız mı? Yok, ben hiç tanımıyorum. Hastanın üstünden kimlik vesaire çıkmadı. Biz sizi hastanın yakını diye düşündük. Yok yani, tamamen dediğim gibi. Ben sadece kazayı gördüm ve sadece insanlık görevimi yapmak için getirdim. Anladım. İnsan istedikten sonra karşısında dağ bile olsa yıkar geçer. Bir şey mi oldu? Boşuna girdin sınava. Allah Allah. Tövbe tövbe. Cevdet. Cevdet. Cevdet oğlum, iyi misin? Hiç mi yolu yok? Bütün gün düşündüm durdum. Dilan'ı nasıl geri getirebiliriz diye. Hiç mi bir olur yolu yok? Getirelim Dilan'ı, kardeşim o benim. Ya Dilan'ın bizim öz kızımız olmadığını öğrenirlerse? Şişt, Seyit! Bana bak. Bu ikimizin arasında sır olarak kalacak. Mezara gidecek bizimle, tamam mı? Senle ben dinlendirmezsek kim nereden bilecek? Hiç kimse bilmeyecek Dilan'ın bizim evlatlık kızımız olduğunu. Söz ver bana. Yoksa bizim evlatlarımıza ne yapacaklarını bir düşün. Ben de baba olmayı çok istiyorum. Bir çocuğum olsun. Alayım onu elime, öpeyim, koklayayım. Ama işte çocuk yapmakla kalsaydı herkes baba olur. Ben mesela, yani olur ya bir suç işlerim. Benim suçumun cezasını ben değil de çocuğum çeker. Ya gönlüm nasıl razı olurdu? Vicdanım gerçekten rahat edebilir miydi? Bakabilir miyim bir daha ben çocuğumun suratına? Dünden beri ben bu sorularla uğraşıyorum, boğuşuyorum.
Kendi suçumun cezasını kızıma çektiriyorum. Ben Asım babayım Allah. Sen elinden geleni yaptın. Tamam mı? Dilan'ı almasalar Cevdet canından olacaktı. Başka seçeneğin ne vardı sanki? Kendi çocuklarımı koruyacağım diye. Bana emanet edilen. Suçsuz, masum bir kızın hayatını bitirdim ben. Hayatını bitirdin de sanki ölüme yolladın. Konakta zengin hayatı yaşayacak kız, daha ne? Hayallerimi öldürdüm oğlum ben. Zengin olmak gibi bir derdi yoktu ki. Bütün hayali, bütün isteği, hayalindeki okulu kazanmak, mesleğini edinmek ve insanlara faydalı bir şey yapmak. Bu kadarcık şey onun mutlu olması için yetiyordu. Kader böyleymiş be Seyit. Ne yapalım? Sınavı, sınav ne alaka? Boşuna inkar etme. Bütün gün ne yaptığını biliyorum. Baran Bey, söylediğiniz gibi konaktan itibaren takip ettim. Önce bir taksiye bindi ve üniversiteye gitti. Sana şükürler olsun. Çok iyi geçti. Hemen abimlere haber vermeliyim. Onlar da çok sevinecekler. Nereye gidiyorsun Dilan? Kafayı mı yedin? Ben de telefonla söylerim. Pardon, bakar mısınız? Abimi aramam gerekiyor da. Telefonumu evde unutmuşum bugün. Tabii, buyur. Çok teşekkür ederim. Şey. Üniversite çıkışında bir kadından telefon aldı. Teşekkür ederim. Neden aramadınız? Keşke arasaydınız. Onlar için. Sonrasında ise buraya geri döndü. Yani abini aramak için sokaktaki bir kadından telefonunu alıp arama yapmadan geri vermene kadar her şeyden haberim var. Girdiğin sınav geçersiz. Çünkü artık mezun olacağım bir okulun yok. Hayır, hayır. Hayır, bu olamaz. Bu benim hayallerim. Bunu yapmaya hakkın yok. Bir daha sözümün dışına çıkmaman gerektiğini anlamışsındır. Çalıştım ben. Emek verdim. Bunu yapmaya hakkın yok. Sen bunların hepsini tek sözünle silemezsin. Silemezsin. Kalpsizsin sen. Kalpsizsin sen. Sana odanda kal dedim. Dinlemedin. Sözümden çıktın. Şimdi de bedelini ödüyorsun. Bundan sonra kapını kilitleyeceğim. Bana karşı geldiğinde başına neler geleceğini anlamışsındır. Tebrik ederim. Her şeyimi aldın elimden. Şimdi kazandım sanıyorsun ama ben sana boyun eğmeyeceğim. Hayatın iki dudağımın arasında. Yarın nikahta o imzayı attıktan sonra daha iyi anlayacaksın.